Peri Ayşe. Oh 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 oh, ne güzel bir gün. Banka sırası beklemeyi hiç sevmiyorum. Ne zaman açılacak bu banka? Of! Of! Günaydın Mini. Günaydın kocayı. Ah be! Sonunda evden çıktı. Etrafta kimseler yok. Sanki böceklerin yaşadığı bir şehir gibi. Burada bir yaşayanların vıcık 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 sesleri benim kulaklarımı tırmalıyor. Biraz daha büyük olsalar da ne söyledikleri anlaşılsa bari, vızır 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 vızır. O yüzden bu şehirle ilgili çok güzel bir planım var. Büyük kitabını kullanacağımı sandınız ama hayır canım, bana bu lazım. Haşlan kayna. Evet. Hazır. Şimdi bir bakalım kimi büyütebilir. Burada bankada bekleyen birisi var. Başka? Oo, evin içinde benim kadar kötü niyetli birisi var galiba. Ne oldu şimdi burada? Ne yapıyorum ben bu çatılarda? Daha büyük düşünmelisin, daha büyük soygunlar yapmalısın tatlım. Ah, şurada gidenler var. Hey! Biraz aşağıya. Mini, ne olmuş, bizim şehrimiz çok küçülmüş. Hayır kocayı, biz büyüdük biz. Nasıl olur bu? Tebrikler. Büyüdünüz, boyattınız, farka attınız. O zaman tatlım ben kaçar. Bundan sonra vızır vızır da kendi aranızda konuşmayın. Ne konuşuyorsanız duyayım ben de. Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Neler oldu böyle? Ne yapacağız şimdi biz? Peri Ayşe. Sen benim çatımda ne yapıyorsun? Senin çatında değilim ki, senin çatın bu. Bak şuradaki ev, biliyorum o çatıyı. Senin çatın bu. Bu ev, bu güzel ev. İçinde neler neler var biliyorum. Ben hazır büyümüşken gideyim, daha büyük evlere girerim. Hoşça kalın. Neler oldu burada? Mini, koca ayı, baba domuz. Sizler büyümüşsünüz. Ben banka sırası bekliyordum. Bir anda banka küçüldü. Hayır baba domuz. Hayır. Biz büyümüşüz. Mini bana söylemişti. Evet biz büyüdük. Kendi kendine böyle bir şey olmasa mümkün değil. Biri yapmış olmalı. Sihirli küre bunu bize göster. Büyük kitabını kullanacağımı sandınız ama hayır canım, bana bu lazım. Burada bankada bekleyen birisi var. Karanlıklar diyarı cadısı. İnanamıyorum, sizi büyütmüş. Ve bu büyüyü yaparken de kilit kullanmış. Bu ne demek? Kilit ne? Kafam karıştı, ne oldu yani? Çünkü bu büyüyü kendisinden başka hiç kimse bozamaz. Anahtar bende değil. Peki ne olacak Peri Ayşe? Biz evlerimize giremeyecek miyiz? Ne yapacağız? Ne olacak? Durun. Sakin olun. Tabii ki de sizi evsiz bırakmayacağım. Bir çözümüm var elbette. Baba domuz, bu senin evin. Tamam Peri Ayşe. Koca ayı, bu senin evin. He? Merdiveni de varmış, düştü. peki benim evim. Bu da senin evin Mini.
Şehrimiz böyle daha güzel oldu. Yaşasın. Sağ ol Peri Ayşe. Yeni dünyanızda güle güle yaşayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Peri Ayşe. Nerede bu? Nerede bulacağım seni? Buradasın biliyorum. Ah, işte buldum. Kızlar bakın buldum sihirli elması. Harika. Güçlü arkadaşlık sihri yapabilmemiz için daha fazla aramalıyız kızlar. İyi ama hava birazdan kararacak. İki tane daha elmasa ihtiyacımız var. Karanlıkta bulamayız, ne yapacağız? Haklısın canım arkadaşım, geceyi burada geçirmemiz gerekiyor ama ne yapacağız? Bence Peri Ayşe'yi çağıralım, o bize yardım eder. Peri Ayşe! Peri Ayşe! Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim kızlar? Peri Ayşe, güçlü arkadaşlık sihri yapabilmemiz için bu kristallerden daha fazla bulmaya ihtiyacımız var. Ama hava kararıyor, bize yardım eder misin? Burada kalmamız gerekiyor, sabah aramaya devam etmeliyiz. Anladım. O halde size kalacak bir yer lazım. İşte size kalacak harika bir karavan. Vay! Bu gece bu karavanda kalabilirsiniz. Size içini göstereyim. Ooo! Bunlar yataklar. Mutfak burası. Bir buzdolabı, bir de fırın var. Burası oturma salonu. Üst katta da banyo ve lavabo var. Çok teşekkür ederiz Peri Ayşe. Rica ederim. O halde size iyi geceler kızlar. Görüşürüz. Hadi erkenden yatalım kızlar. Sabah çok işimiz var. Bu kulaklar neler duydu neler. Ne sihir yapacaklarmış? Mükemmel arkadaş. Neyse ne, o taşları asla bulmalarına izin veremem. Dolayısıyla da hazırlı bir şekilde burada uyumalarına da izin vermemeliyim. Hem de benim ormanımda. Siz şimdi görürsünüz. Oh, iyi geceler. Oy! Ay! Kalk arkadaşım. İyi misin? Ne oldu? Bilmiyorum. Karavanımız. Karavanımız küçülmüş. Arkadaşlar, karavan küçülmemiş. Biz büyümüşüz. Ne? Bu da ne? Demek ki bakıyorum da kocaman birer ponicikler olmuşsunuz. Karanlıklar diyor canısı. Ta kendisi tatlım. Benim ormanıma izinsiz girmek ne demekmiş gördünüz işte. Şimdi hemen derhal terk edin burayı. Çabuk bizi iskallimize getir çabuk. Sen dedin de getir. Kalın böyle de görün gününüze. Bir önce gidin. İşim var benim. Bu olamaz. Kızlar, Peri Ayşe'den tekrar yardım istemeliyiz. Haklısın. Peri Ayşe! Peri Ayşe! Efendim kız, ne oldu size? Karanlıklar diyarı cadısı bizi bu hale getirdi Peri Ayşe. Tahmin etmeliydim. Merak etmeyin kızlar, sizi şimdi eskalinize getireceğim. Ve tabii ki cadının bu yaptığı da yanına kalmayacak. Şimdi sakın hareket etmeyin, gözlerinizi kapatın ve eski halinize döndüğünüzü düşünün. Sihir geliyor. Tamam. Teşekkür ederiz Peri Ayşe. Ne demek kızlar, ama sizin burada kalmanız pek de güvenli değil. Hemen karavanınıza atlayın ve buradan gidin. Ben de cadının icabına bakayım. Peki kristaller ne olacak? Siz hiç merak etmeyin. Cadı o kristalleri size elleriyle getirecek.
Hadi bakalım şimdi karavanımıza atlayıp hemen buradan gidin. Peki şimdi giderken peşimize düşerse? Merak etmeyin, ondan kolaylıkla kaçarsınız. Uçan karavanımız oldu. Teşekkürler Peri Ayşe. Şimdi sıra cadıda. Gel bakalım cadı. Ne oluyor? Şimdi ben bu kayaların arasında güzel kristalleri bulacağım ve onları da ponilere vereceğim. Ne yapıyorum ben? Peri Ayşe. Canım bebeğim, güzel bebeğim. Sen çok mu tatlısın? Ah bir tanem benim. Hoppacık sana, hoppacık sana. Aferin sana. Canım bebeğim. Aradığım büyüyü tam olarak yapabilmem için bu ham maddeleri kullanacağım. Bir yerden çok fena mutluluk ve sevgi enerjisi alıyorum. O yüzden de malzemeyi istediğim kadar rahat bulamıyorum. Ha? İşte şu ev. Şimdi onları engelleyip bu işi bitirip ondan sonra da istediğim malzemeyi bulup dünyayı ele geçirebilirim. Geliyorum. Canım benim, ah güzelim benim, o tatlım benim. Annesinin senin kuzusun, aman da aman. Bir tanem. O sevgi enerjileri demek ki tam da buradan geliyormuş. Neyse ki beni şu anda göremiyorlar. Bakayım şuna. Evet. Peki, bu bebek. Büyük babama benzediğinde bakalım yine bu kadar sevebilecek misin canım? Hadi ben kaçar. Dur bebeğim, şuradan sana o yüzüğünü vereyim. Al bak. Bebeğim. Tamam, tamam. Bu hiç normal değil. Peri Ayşe! Peri Ayşe! Tamam tatlım, tamam. Barbie, ne oldu? Peri Ayşe. Peri Ayşe, bebeğim bir anda değişti. Bir şey oldu ona. Göster bana. Ne oldu? Bak Peri Ayşe. Bebeğim. Yardım et bize. Bu olamaz. Bu yaşlandırma büyüsü. Bu yaşlı ve kurumuş bitkilerden yapılan kötü bir büyü. Aha. İşte o yaşlı ve kurumuş bitkiler. Karanlıklar diyarı cadısı. O buraya gelmiş ve bebeğini büyülemiş. Nasıl olur? Ben kimseyi görmedim. Peri Ayşe, lütfen bebeğime yardım et. Lütfen düzelt onu. Sen hiç merak etme Barbie. Gençlik iksiri yaparak bebeğini eski haline çevireceğim. Bana taze ve güzel kokan bitkiler lazım. Önce bu kurumuş bitkileri ezip yok edelim. Taze bitkileri koyalım. Ve karıştırıyoruz. İşte hazır. Barbie, şimdi bebeği bana verir misin? Tamam, sana güveniyorum. Gel bakalım tatlı bebek. Sakın korkma, tamam mı? Evet.
İşte tatlı bebek eski haline geri döndü. Oldu mu? Oldu mu? Al bakalım annesi. Bebeğim. Tatlım, normale dönmüşsün. Ama yine de hiç önemli değil. Ben seni her halinle severdim. Bir tanem. Sana çok teşekkür ederim Peri Ayşe. Çok sağ ol. Rica ederim Barbie. Kötü cadı buraya gizlice geldiğine göre sizi korumaya almak gerek. Şimdi güzel, güçlü bir kalkan büyüsü yapacağım. Ve cadı buraya asla giremeyecek. Tamamdır. Son bir şey daha kaldı. Nerede bu be? Nerede bu be? Ne oldu şimdi bana? Benim canım neden bu kadar süt istiyor?